Bugün Türkiye'de bir ekol oluşturmuş Mustafa İnan'ın hayatını anlatacağız. Bu videoda vereceğim bilgilerin neredeyse tamamını Önsözünü Cahit Arf'ın yazdığı Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının Romanı adlı kitabından aldım. Mustafa İnan'ı daha iyi anlamak istiyorsanız hayatının tamamını Oğuz Atay mizahıyla bu kitaptan öğrenebilirsiniz. 1911'de Adana'da doğan Mustafa İnan'ın babası seyyar posta memuru olan Hüseyin Avni Bey'dir. Mesleğinden dolayı hayatı trenlerde geçen Mustafa Avni Bey bebeklik döneminde Mustafa'nın yanında pek fazla bulunamadı. Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa henüz 3 yaşındayken Fransızlar Adana'yı işgal ettiğinde annesi çocuklarını da alıp babaları Hüseyin Avni Bey'in yanına Konya'ya kaçmıştı. İki buçuk yaşına kadar Konya'da yaşayan Mustafa, anlayamasa da Farsça okunan vazileri dinleyip ezberlerdi. İran Türk kültüründen etkilenmiş ve Konya'nın mistik havasını hayatı boyunca üzerinde hissetmişti. Adana'ya döndükten sonra ilkokula başlamıştı. Ne defter kullanıyordu ne kitap. Babası Hüseyin Avni Bey, sık sık bu çocuk okumayacak deyip, Mustafa'yı bir eczacının ya da kuyumcunun yanına çalışmaya veriyordu. Okul döneminde çalışması gereken onca ders varken Mustafa'nın çok erken yatıp sabahları da çok erken kalkması, anne ve babasının onun okumayacağı konusundaki fikrini pekiştiriyordu. Mustafa açısından ise durum farklıydı. Çok küçük yaşta bir yetişkin olmuştu Mustafa. Ailesine yük olmamak için kitap defteri aldırmaz, sabahları çok erken saatlerde kalkıp okula giderdi. Yatılı okuyan öğrenciler henüz kahvaltılarını yaparken onların kitaplarını okur ve derslerinden geri kalmazdı. Parasız yatılı kazandığı lisede hem alt dönemlerini hem üst dönemlerine ders anlatmaktan zevk alırdı. Durumu ne olursa olsun anlatırdı diyor Rasim Dölek. Önce neyi bilmediğimizi birkaç soru sorarak anlamaya çalışır. Sonra da bu işten büyük bir zevk alarak bizim konuyu kavramamıza yardımcı olurdu. Matematiğe olan ilgisinden dolayı da ismi riyazeci Mustafa'ya çıkmıştı. Oğlu Hüseyin İnan da şöyle anlatıyor babasını. Küçükken ona bir soru sorduğumda önce benim nasıl kavrayacağımı düşünürdü. Bulamadığında ise aklının bir köşesinde devamlı dururdu bu düşünce. Bir gece beni uyandırır, sana nasıl anlatacağımı buldum derdi bana. 18 yaşında babasını kaybetti. Küçüklüğünden beri o yaşta bir çocuktan beklenmeyecek bir olgunlukta davranan Mustafa artık ailesine bakmak zorundaydı. Öğretmen olmak için eğitim fakültesinin sınavına girmeyi düşünürken arkadaşının "Mühendislik oku. 2 yıl daha fazla okursun, üniversitede hoca olursun." tavsiyesine uyarak mühendislik fakültesine gitti. İki sene ailesine bakamayacak olduğunu düşünse de üniversitede hoca olma fikrine karşı koyamamıştı. Sınav için sıra bekleyen öğrenciler uzak diyarlardan gelmiş hemşerileri ile biraz eğlenmek istemiş olacaklar ki, "Hemşerin buraya niye geldin? Burada sınav var. İş arıyorsan yanlış yerdesin." ve benzeri cümleler kurmuşlardı. Konuşma ilerleyince İstanbullu bir genç burada okumak zordur dediğinde Mustafa hayatının sonuna kadar olduğu gibi şivesinden utanmadan İstanbul lehçesiyle konuşmaya çalışmadan bir deneyek bakak demişti. Etrafındaki insanların gülüşlerine aldırış etmeyen Mustafa sınav sonuçları açıklandığı sırada o İstanbullu gençle tekrar karşılaştı. Adanalı Mustafa fakülteye birincilikle girmeye hak kazanmıştı. Bu sefer İstanbullu şöyle diyordu. Bu ne biçim deneyikte bakak Mustafa? Bir de işi ciddiye alsaymışsın ne olacaktı? Üniversite hayatı esnasında şöyle bir olay yaşadı. Sağ eli çolak olan Mustafa Salim Hoca sınıfa ilk girdiği gün birisi çıksın bugün dersi anlatsın. Hata olan yerleri düzelteceğim ve dersin sonunda konuyu toparlayacağım diyor. İlk gün çıkıp aralıksız bir saat boyunca ders anlatan Mustafa'ya Mustafa Salim Hoca tüm yıl boyunca dersleri anlattırmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olunca doğruca İsviçre'ye gitmiş ve doktorasını orada yapmıştı. Yurt dışında doktora yapan ilk öğrenci oldu. Zürih Üniversitesi'nde kalması teklif edildi. Zürich Üniversitesi'nin imkanlarıyla Türkiye'deki imkanlar karşılaştırılamazdı. Zürich'teki hocalarının da inandığı gibi orada kalsa dünyanın en iyi mekanikçilerinden biri olurdu. Bazılarına göre bilim evrenseldi ve bilime hizmet ettiğin sürece ülkene faydalı olman gerekmezdi. Mustafa İnan ise daha farklı düşünüyordu. Ölmeden 4 sene önce yazdığı bir makalede şu sözler geçiyordu. İkinci Cihan Savaşı'ndan sonra iyice anlaşılmıştır ki dünya yüzünde gerçekleşecek barış ancak milletler arasında mevcut ekonomik ve kültürel seviyedeki farkların giderilmesiyle kabil olacaktır. Bu fikre uygun olarak ileri seviyede olan milletler az gelişmiş ülkelere yardımda bulunmuşlardır. Ancak seviye farkının giderilebilmesi için başlangıçta dış yardımdan temin edilse bile zaman geçtikçe geri kalmış memleketler kendi imkanlarıyla kalkınmak zorundadırlar. Bu içten kalkınma mecburiyeti içinde ilme, tekniğe ve dolayısıyla onun adamlarına ihtiyaç vardır. Kendi kabiliyetlerini durmadan kaybeden milletlerin seviye farkını kapatmaları hiçbir zaman beklenemez. Dolayısıyla da dünya barışına hizmet edilmiş olamaz. 1944'te Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan'la evlenen Mustafa İnan'ın üniversitede hocalığa başladığı dönemde maddi durumu pek iyi değildi. Oğlu Hüseyin İnan doğduğunda karyolu alacak para bulunamadığı için bir süre sepette yattı. Bu maddi sıkıntı hayatının sonuna kadar devam edecekti. Hayatının son dönemlerinde ise hiç istemese de borçlanarak bir ev sahibi oldu. 1945 yılında 34 yaşında profesörlük ünvanını aldı. 43 yaşında 1954'te İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanlığı'na seçildi. Gündüzleri resmi toplantılarda, geceleri resmi davetlerde geçen Mustafa İnan herkes tarafından çok seviliyordu. Yahya Kemal düzenlediği her toplantıdan önce ''Aman Mustafa'ya haber verilsin, diyordu. Yahya Kemal yazdığı şiirleri okurken en kolay Mustafa İnan ezberler ve en güzel şekilde de o okurmuş. Küçüklüğünden beri hafızasıyla etrafındaki herkesi etkileyen Mustafa İnan şöyle diyor. Herkes hafızasından, hafızasının zayıf olduğundan kolaylıkla şikayet eder. Fakat asla zekasından yakınmaz. Bilmez ki hafıza zekanın bir unsurudur. Çocukluk arkadaşı Doktor Ekrem Beyazıt şöyle anlatıyor. Eline geçen şeylere şöyle bir bakıyordu. O zamanlar tren yolcularına verilen tren tarifesini bana uzatıp Adana ile İstanbul arasında olan yüzlerce istasyonun sırasıyla saydı. Şiirleri de çok kolay ezberlerdi. Ama birader tren tarifesi de kafiyeli değil diye 54-56 yılları arasında inşaat fakültesi dekanlığı 57-59 yılları arasında ise rektörlük yapan Mustafa İnan hem en genç dekan hem de en genç rektör olmuştu. 27 Mayıs 1960'da çeşitli görevlerle geçen uzun bir yöneticilik dönemini geride bıraktı Mustafa İnan. Dekanlık, rektörlük, senatörlük, konferanslar, komisyonlar, Milli Savunma Bakanlığı ARGE kurulu üyeliği, geçim derdi yüzünden mahkeme kapılarında geçen bilirkişilik derken bilimden uzak kalmıştı. Milli Birlik Hükümeti kurulunca Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıldı. Teknik öğretim müsteşarlığı görevi teklif edildi, kabul etmedi. Kısa bir süre sonra Bayındırlık Bakanlığı görevi teklif edildi. Her ne kadar bilimle uğraşmak istese de yeni kurulan hükümetle ters düşmek istemedi. Şevket Arat'la konuştuktan sonra Arat kendisine ''Sen hoca olmak için yaratılmışsın. Siyasette seni harcarlar. Kati suretle kabul etme.'' dedi. Tekrar Ankara'ya döndüğünde Cemal Gürsel'e siyasetten anlamadığını belirtti. ''Ben de anlamam.'' diye cevap vermişti Cemal Gürsel. ''Eğer uygun birini bulamazsak seni Bayındırlık Bakanı yapacağım.'' demişti. Yeni yönetim Erdal İnönü, Cahit Arf, Hikmet Binark, Bahattin Baysal, Atıf Şengün ve Mustafa İnan'ın başta olduğu bilimde hızlı atılımları amaçlayan bir komisyon kurdu. Mustafa İnan artık haftanın birkaç gününü Ankara'da geçirecekti. 1967'de bu kurulun başkanlığına seçildi. Yine bilim kurulu için Ankara'da bulunduğu bir günde kendisine çok saygı gösteren eski bir öğrencisi Süleyman Demirel ile karşılaştı. O günlerde devlet su işlerinden ayrılmış, müteahhitlik yapıyordu Demirel siyasete atılacağı söylentisi vardı. Birden sordu Mustafa İnan. Yahu Süleyman duydum ki siyasete atılacak mısın? Sakın ha ben seni akıllı bir adam bilirdim. Dediğinde Demirel şu cevabı veriyor. Böyle bir şey benden umar mısınız hocam? Anlatmam gereken bir anısı daha var. Almanya'da hastanede tedavi altındayken doktorunun hemşireye verdiği talimatla serumla yaşamaya başlamıştı. Bir gece hastanede uyandığında bir süre bir saate bir seruma baktı. Sonra hemşireye şöyle dedi. Dakikada 40 damla akıyor. 25 damla 1 cm küp ettiğine göre bu serum gece yarısına kadar bile yetişmeyecek ve doktordan iyi bir azar işiteceksin. 5 Ağustos 1967'de vefat etti. Üniversite mevsim yaz olduğu için tatilde olsa bile haber duyulduğunda binlerce kişi taş kışla kampüsünde toplandı. Mustafa İnan'ın arkadaşları, öğrencileri, dönemin bayındırlık bakanı, siyasi partilerin temsilcileri, dönemin belediye başkanı ve başta dönemin başbakanı Süleyman Demirel olmak üzere pek çok önemli şahsiyetin çelengi vardı cenazede. İsmet İnönü ve doktora döneminde beraber çalıştığı profesörlerin birçoğu Jale İnan'a telgraf gönderdi. Son kez geldiği Taşkışla'dan Zincirli Kuyu Mezarlığı'na gitti. Oğuz Atay'ın Mustafa İnan'ın hayatını anlattığı bir bilim adamının romanı kitabında şu cümleler geçiyor. Batı'nın birçok şeyi doğuya oranla daha kolay çözdüğünü görerek bu bakımdan hayranlık duymak ithal malı bilim yapmak için yeterli bir sebep değildi ve birdenbire hayranlıkla gelenek yaratılamazdı. Doğuya da hayran olunabilirdi. Mustafa İnan'ın hayran olduğu Ömer Hayyam aslında bir matematikçiydi. Gelenek hayranlıkla falan başlatılamazdı. Gelenek Sabırla küçük halkaları birbirine ekleyerek yaratılabilirdi. Mustafa İnan'ın Adana'dan gelen bir şivesi vardı ve bu şiveyi hayatının sonuna kadar titizlikle korudu. Belki de bu geleneğinin üstüne sabırla küçük halkaları birbirine ekleyerek yarattığı yeni bir gelenek, bir ekolün ilk tuğlasıydı. Bilim uzun ve çetin bir yoldur çocuklar. Bilimi yarı yolda bırakmayın. Olur mu çocuklar? Oppenheimer gibi hissediyorsanız bırakın yüksek binaları başkası yapsın. Büyük barajlarda başkası çalışsın. Bazılarına çok uzaklardan bile görünen yüksek yapılar kurmak çekici gelecektir. Bırakınız bu işleri öyleleri yapsın. Bazıları da insanları çalıştırmak, büyük teşebbüsleri idare etmek ihtirası ile yanarak kuvvetli olmak isteyeceklerdir. Bırakınız parayla da onlar uğraşsın. Sizin kuvvetli olmak gibi bir derdiniz yoksa siz de Leonardo da Vinci gibi kuvvet nedir diye merak ediyorsanız buyurun sizleri mekanik kürsüsüne beklerim. Çünkü bazılarınıza göre kuvvet para ile organizasyonun çarpımına eşittir. Bize göre de kuvvet ime ve kütleyi ilgilendiren bir büyüklüktür. Bu iki formülü birbiriyle karıştırmayın olur mu çocuklar? Kürsü ile ticarethaneyi birbirine karıştırmayın olur mu çocuklar?